Önemli bir seçimi tabii geride bıraktık. Türkiye olarak, Trabzon olarak bizi yönetecek olan 5 yıllık bir kadroyu, hükümeti, bakanlara, milletvekillerini seçtik. Bunda tabii insanların tercihleri birbirinden farklı boyutta oldu. Ama artık günün sonunda toplumun tamamı tarafından kabul edilmiş bir sonuçla karşı karşıyayız. Trabzon temelinde mevcut iktidarın oy yapısını koruduğunu gözlemliyoruz. Muhalefet cephesinde Millet İttifakı'nda oy artışımız oldu. Bu kaydeder ciddi bir rakamda, ancak bu tabii seçimin sonucunu kazandıracak bir noktada olmadı. Burada bizim de memleketimiz Beşikdüzü'nün siyasi tercihi ilgi çekiyor toplumda, Trabzon kamuoyunda ve artık Türkiye'de de bir şekilde karşılık buldu. Burada da aslında Beşikdüzü'ndeki bu siyasi sonucu anlamlandırmak gerekiyor. Hangi tercihlerle, hangi etkenlerle bu noktaya geldiğini biraz değerlendirmek gerekiyor. Hemen aslında şuradan başlamak gerekir. Nasıl Türkiye'nin hiçbir şehri bir partinin kalesi tek elinde değilse, aynı şekilde tıpkı Orta Hisar'ın olduğu gibi Beşikdüzü de hiçbir partinin tek elinde veyahut da bir kalesinde değil. Ancak Beşikdüzü'nde insanların siyasi tercihlerini belirlerken seçimlerde bunların en başta gelen cumhuriyet sevgisi. Bu çok önemli bir değer şehrin tamamında. Bununla beraber şehrin tarihsel serüvenindeki bir eğitim, bir yetiştirici fonksiyonu. Bununla beraber de yine Trabzon'da aynı olduğu şekilde milli duygularımız, memleket sevgimiz ve bununla beraber paralel olarak da deniz şehri olması ve bir deniz sevgimiz de bize çok önemlidir. Beşikdüzü aslında belki birazdan konu içerisinde olacak. Sadece siyasi partiler değil de denizle etkileşimi halen daha Trabzon'a devam ettiren şehirlerden bir tanesi. Belki bunun da seçim sonuçlarını değerlendirirken dikkat alınması gerektiği kanaatindeyim. Seçim aslında Beşikdüzü'nde çok da şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Çünkü mevcut AK Parti hükümetlerin iktidarı döneminde 21 yıllık süreçte Beşikdüzü'nün çoğunlukla olarak muhalefetin seçim kazandığı, gerek yerel seçimlerde gerek milletvekilliği seçimlerinde gerek 2010 referandumunda bir pozisyondaydı, bir konumdaydı. Ancak bu süreci okurken Beşikdüzü'ndeki AK Parti'ye oy vermiş insanların da bir görmezden gelme sonucunu doğurmuyor bu durum. Çünkü Erdoğan 2018 seçimlerinde almış olduğu oyu Cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda aynen korudu. Dolayısıyla muhalefetin bir ilerlemesinden belki çok bahsedememek mümkün olmakla beraber, ama aslında kendi yapısını yenilemiş olduğu insanlarla, gençleriyle koruyarak bugünkü seçim sonucuna geldi. Aslında bu ilk etapta bizim Beşikdüzü olarak şaşırdığımız bir sonuç değildi. Beşikdüzü 2010 referandumunda da hayır demişti. 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde de Muharrem İnce ve Meral Akşener Erdoğan'dan daha fazla oy almıştı. Bugün de birinci ve ikinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha fazla oy aldı. Burada aslında şunu konuşmak gerekiyor. Trabzon'da, Beşikdüzü'nde, diğer ilçelerdeki siyaseti planlarken de hangi kodlar, hangi veriler veyahut da hangi değerler bu siyasetin sonucunu belirledi Beşikdüzü'nde? Burada biraz bilimden, istatistikten yararlanmakta fayda var. Burada aslında Trabzon kent merkezine uzaklık olarak birbirine yakın alabileceğimiz Araklı ve Beşik üzerinden belki biraz daha konuşarak bu süreci anlamlamaya çalışabiliriz. Çünkü her ikisi de gelen zaman içerisinde farklı siyasi aktörlerin biraz daha geniş tabanda karşılık bulduğu şehirler. Birbirinin zıttı demek değildir bu, ancak birbirinin siyasi tercihlerini sahiplenmeyle benzeştiğini söyleyebiliriz. Bu değerlidir bunun için. Biz de burada bir çalışma yaptık. Hem genel seçimi değerlendirdiğimiz bir çalışma grubu, hem de önümüzdeki yerel seçime yönelik bir çalışma grubunu şey yapıyoruz. Aslında Beşikdüzü'nde bu seçimin sonucunu sadece gençlik nüfusu fazla oldu veyahut da işte yaşlı nüfus, 65 yaş üstü nüfus daha fazla değil, daha az da kaldığı için değişti, böyle bir sonuç geldiğinin anlamında değil. Esasında normalde Araklı Beşikdüzü'nden daha genç bir şehir yaş ortalaması itibariyle. Ama buna rağmen Beşikdüzü'ndeki bu genç yaşlı oranın Trabzon'da doğru orantılı dağılmasına rağmen her yaş grubundan aslında muhalefete oy gelen bir yapıda Beşikdüzü. Burada sadece gençler üzerinden devam eden bir seçim sonucu okumamak lazım Beşikdüzü'nde. Gençleri, orta yaşlıları, yaşlıları,
Zira bu seçimde Beşiktaş'ın da kırsal ve kentsel diye ayırırsak mahallelerimizi, kırsal mahallelerin çok büyük çoğunluğunda Kemal Kılıçdaroğlu önüne çıkmıştı. Ancak şehir merkezine indiğimizde biraz daha 40-45 yaş grubundaki insanların yaşamış olduğu, orta gelirli veyahut da asgari ücretli kesim yaşamış olduğu mahallelerde Erdoğan'ın oyunun artışta olduğunu gözlemliyoruz kendi içerisinde. Toplam rakam değişmemekle beraber. Esasında mahallelerin oy sayılarının yer değişimi var Beşiktaş'ında. Bunu okumak, bunu değerlendirmek önemli. Beşiktaş'ın belki bir farkı Arakkı'dan şuradan başlıyor. 20 ve 30 yaş arasındaki yaş grubundaki genç diye tabir ettiğimiz kişi sayısı toplam nüfus oranındaki oranı biraz daha fazla. Dolayısıyla Beşiktaş'ındaki seçimde gençlerin tek başına katkısı olduğu söylenemez ama bu 20-30 yaş grubunun ilçe nüfusu içindeki oranın yüksek olması da seçimin faktörlerinden bir tanesi olabilir. Ama biz bunu biraz daha yapmış olduğumuz çalışma grubunda şuna değerlendirdik. Az önce de bahsetmiştim, Beşiktaş'ın bir eğitim şehri fonksiyonu var. Geçmişten gelen köy enstitüsü, öğretmen okulu, bugün fen lisesi. Şehirde bir eğitim geleneği var. Aslında köy enstitüsleriyle Beşiktaş'ın da yapılan çok önemli bir başarı var. O da şu: her köyde, her haneye bir öğretmen girdi o köy enstitüsünün sonunda. Bugün benim amcam o okulda okudu, halam o okulda okudu, dayımlar o okulda okudular. Başka arkadaşlarımız kendileri öğretmen oldular, benim yaşıt gruplarım. Ve geçmişte Beşiktaş'ın bu cumhuriyetin aydınlanma hamlesindeki etkin konumu aslında biraz daha da Beşiktaş'ındaki seçmenin kararlarının sorgulanmasındaki şey. Başlangıç noktası burası olması gerekiyor. Beşiktaş'ında hani dedim ya, hiçbir partinin kalesi değil bu. Beşiktaş'ında bugün seçimi, yerel seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı gibi yarın MHP de kazanabilir, İYİ Parti de kazanabilir. İnsanlar seçmenin karşısına çıktıklarında projelerini, vaatlerini net ve samimi bir şekilde anlattığında işte bu Trabzon'a orantılı olarak biraz daha okumuşluk, eğitim seviyesi yüksek olan insanlar bu ortak projelerde, anlayışlarda buluşabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ındaki seçimin de böyle yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela burada işte Araklı örneğinde mesela 48 binlik bir nüfusun 12 binlik bir rakamı ilkokul mezunuyken Araklı örneğinde, bu rakam Beşiktaş'ında 23 binlik bir nüfusta 4 bin sayısına düşüyor oransal olarak. Bu düşük bir oranda. Bununla beraber Beşiktaş'ına baktığımızda lise mezunu ve lisans mezunu oranının da Araklı'dan daha yüksekte olduğunu gözlemliyoruz. Bu lise ve lisans mezunu, yüksek lisans mezunu sayısının oy oranının fazla olması doğrudan tek bir partinin sonucu yükselteceği anlamına gelmiyor. Ama bu durum seçmenlerin sorguladığını, kendisine doğrudan aktarılan bilgileri doğru olarak kabul etmeyerek, düşünerek bir sonuca gittiğini gözlemliyoruz. Ve bunun sonucunda Beşiktaş'ında örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'na veyahut da Millet İttifakı mensubu partilerin milletvekili adaylarına yönelik işte teröristsin, ocusun, bucusun şeklindeki ayrıştırıcı ve çatıştırıcı dilin sahiplenilmediğini gözlemliyoruz. Bu önemli bir şeydir. Bu aynı şekilde nasıl kent merkezindeki Cumhuriyet ve Fatih mahallelerine sahiplenmeliyse, aynı şekilde Çakırlı'da, Ağaçlı'da, Kutluca'daki kırsal mahallelerimize de bu sahiplenilmedi. Bu önemli bir şey. Bu Beşiktaş'ında siyasetin aslında daha sağduyulu, daha sakin, daha birleştirici ve daha çok proje odaklı yönlenmesine imkan veriyor. Bu çok değerli. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın aslındaki en büyük vaadi Türkiye'de yeni bir siyaset kültürünü inşa edeceğim demekti. Yani burada az önce söylediğim gibi artık çatıştırmayan, kavga ettirmeyen, ortak bir ülkede yaşadığımız, aynı doğayı paylaştığımız insanlar, hemşehriler, tüm yurttaşlar olarak şehrimizin, ülkemizin geleceğinde birlikte yönetilmesi, birlikte planlanması prensipleriydi. Bunların karşılık bulduğunu gözlemlemek önemli. Burada mesela Beşiktaş'ındaki mahalleler bazında biraz daha böyle konuşmak gerekirse, Millet İttifakı'nın en yüksek oy almış olduğu mahalleler Vardalı Mahallesi, Adacık Mahallesi oluyor. Bu her iki mahallede hem Beşiktaş'ındaki yaş ortalaması gün hem genç mahallelerde kalıyor, hem de lisans mezunu sayısının yüksek olduğu durumlarda kalıyor. Bu önemli bir veri. Beşiktaş'ındaki seçmenlerin işte demografik yapısı, eğitim düzeyi yapısının bir şekilde sonuçlarda da Millet İttifakı'yla yine bir fark yarattığını gözlemliyoruz. Ama burada
belki de gençlerin bir başarısı gerekir. İlkokul mezunlarının fazla olduğu, yaş grubunun yüksek olduğu köylerdeki mahallelerde de gençler artık bir şekilde dedelerini, amcalarını, babalarını ikna ederek de Beşikyüzü'nün bütün kırsalında ekseriyetledir. 3 veya 4 köy mahallesi haricinde yine Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış oldu. Bu aslında şunu taşıyor bence. Beşikyüzü'nün halen daha bugün 21 yılın sonunda yaşatmış olduğu kent kimliği. Bu çok önemlidir. Bir kenti sadece betonlardan ibaret görmeyen, kenti yaşayan sokaklarıyla, apartmanlarla, mahallelerle, parklarla beraber etkileşimin yüksek olduğu bir mekan olarak düşünürsek işte burada bir gençle, 20 yaşındaki bir gençle 65 yaşındaki bir bireyin, 40 yaşındaki bir işçiyle 30 yaşında yeni başlayan bir öğretmenin etkileşimini biz yarattığımızda burada artık insanların sorgulaması artıyor. Bireyselleşme artıyor. Bununla beraber de işte bir şekilde üniversite okuyamamış olan yaşlı kesimimizde biz gençlerle etkileştirerek bu yeni süreçten faydalanmasını sağlıyoruz. Bu önemli bence. Yani Beşikyüzü'ndeki sadece rakamların dışında ilkokul mezununda yüksek olduğu bir mahallede Kılıçdaroğlu yüksek çıkıyorsa, lisans mezunu olduğu yerdeki gibi tıpkı, bunu da her iki mahalledeki gruplar arasındaki etkileşimin olduğunu yorumluyorum ben. O şekilde değerlendiriyorum. Bugün Beşikyüzü aslında tüm Trabzon'da olduğu gibi bir işsizlik sorunun içerisinde. Bununla beraber ama Beşikyüzü'nde kalan gençlerin dağılımına baktığımızda tamamı üniversite mezunu olmuş ancak atanamamış bir pozisyonda kalan gençler. Bununla beraber de işte bizim avukat gibi, diş doktoru gibi, öğretmen gibi farklı illerde lisans eğitimi tamamlayıp memlekete dönen de ciddi bir kesim var. Ve bu işte Beşikyüzü'nde aslında bir üretime sebebiyet veriyor. Sorgulamaya, tartışmaya konu. Belki birazdan değineceğiz. Yerel seçimdeki işte Beşikyüzü'nün taleplerini de belki bu noktaya evrilmesine sebebiyet verecek bu. Beşikyüzü'ndeki bu genç nüfusun çok rahat bir şekilde ekonomik yaşamını sürdürdüğü söylenemez. Tıpkı Orta Asya gibi, Trabzon gibi, Türkiye gibi. Bugün ne yazık ki Türkiye'de olduğu gibi Beşikyüzü'nde de üniversite mezunu atanamayan 25 yaşında babasından belki harçlık alan gençlerimiz var. Ancak içerisine düşmüş olduğu bu yoksulluk veyahut da bir ekonomik darboğaz kendilerinin şahsi menfaatleri için hayat görüşlerini, siyasi parti tercihlerini değiştirmiyor. Burada gençlerimizin hele ki bu zor dönemde duygulara, ilkelere sıkı sıkıya sarılarak ve işte bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan ilkeler etrafında devam etmesi, kalması bu önemli. Ve zaten artık burada Beşikyüzü'nün kendi şehri dışında yaklaşık 20 bin kadar da bir nüfusu var. Trabzon'da, İstanbul'da ve diğer illerde. Burada da zaten eğitim düzeyinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Ve ciddi sayıda da üniversite öğrencimiz var. İşte bunları da memleketlerine geri çağıracak ekonomik istihdam olanaklarının, sosyal alanların ve işte bu taşımış olduğu kent kültürünü daha da büyüterek Beşikyüzü'nü aslında daha da farklı noktaya taşımak mümkün. Trabzon'daki veyahut da diğer şehirlerdeki insanların da biraz daha şaşırtmak mümkün belki. Yerel seçimler önemli. Gerçi yerel seçimden önce biraz da bu seçimden girmek gerekir. Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmezi. Bunlar seçimden seçime toplumun karşısına çıkan yapılar, örgütler, organizasyonlar, hayatımızın pek içerisinde olan şeyler. Ancak siyasi partileri nasıl seçim dönemimizde biz hayatımız için alıyorsak geri kalan dönemde de hayatımızın tam ortası olmasına gerekmiyor. Siyasi partiler demokrasiyi gerçekleştirecek olan bir araçlar. Ve bugün Trabzon milletvekili 6 tane milletvekiline siyasi partilerimiz aday gösterdi. Ve günün sonunda 6 tane Trabzon'un milletvekilini seçtik biz. Bu milletvekili AK Partili, CHP'li, İYİ Partili diye bir ayrım yok. Hepsi Trabzon'umuzun milletvekili. Dolayısıyla insanlarımızın 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta bir partiye, bir adaya oy verdiler. Ama bunlar yine aynı apartmanda girdiler, beraber yaşıyor, aynı sokakta beraber yürüyorlar. Dolayısıyla seçimi aslında genel seçim kadar yerel seçime bu biraz daha önemlidir. Siyasi partilerin fanatizminden uzaklaşarak bunları da bu sürecin bir doğal bir parçası ama hayatın tamamından ibaret olmadığını kabul ederek önümüze gitmek gerekiyor. Burada tabii yerel seçimde bu daha
da kolay olan bir durum. Çünkü yerel seçimler işte parti genel merkezlerinin, işte il teşkilatlarının biraz daha etkisinin genel siyasete göre az olduğu, her partinin kendi içerisinde ilçe örgütleri, şehirde yaşayanlarla beraber karar vermiş olduğu süreçler ve yerel seçimlerde siyasi parti faktörünün biraz daha az olduğunu gözlemliyoruz. Burada kişiler, gruplar, ilkeler, projeler etrafında farklı tercihlerde bulunan insanların da bir araya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada yerel seçim aslında biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak Beşik Yüzü'nde seçimi kazanmak kadar basit bir şey değil bizim için. Bugün 14 Mayıs seçimlerinin sonrasında Trabzon'da hani artan bir muhalefet oyu da gözlemledik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na artan bir oy. Bu insanlara bir gurur yaşatmak istiyoruz biz Beşik Yüzü'nde. Bu insanların umudunu daha ileriye, daha yüksek bir noktaya taşımak istiyoruz. Örnek bir kent yönetimiyle, belediyecilik anlayışıyla beraber. Ve bununla beraber de nasıl Türkiye'de olduğu gibi Beşik Yüzü'ndeki evinde oturan, atanamayan gençlerimize iş bulmak, onları hayatın tam ortasına konumlandırmak, yeni meslek edindirme kursu açarak insanlarımıza çağın değişimiyle beraber yeni meslek gruplarına yönlendirmek ve bu insanlarımızın, biz genç kadın hepsinin şehirde kalmasını, Beşik Yüzü'nde kalmasını istiyoruz. Değişim de bence böyle başlayacak. Trabzon bütün şehirlerinde, kendi genelinde de beraber dışarıya göç vererek bir değişimi başaramayacak. Bugün az önce buraya gelirken 10 dakika önce geldim ama 15 dakika bir otopark aradım burada. 200 metrekarelik bir alan içerisinde. İşte bu sorunları çözmemiz için bizim burada daha yaratıcı zihinlere, daha genç zihinlere ihtiyacımız var. Ve bunları bizim dışarıya göndermemiz gerekiyor. Bunları Trabzon'un bu yetişmiş kaynaklarını Trabzon'a çekmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın kaynaklarını Beşiktaş'a çekmemiz gerekiyor. Ne olacak yerel seçimde? Ne isteyeceğiz? Bir, hani dedim ya muhalif bir şekilde tercihinde bulunan, ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanan, adaletin gelmesi gerektiğine inanan, ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğine inanan, liyakate inanan, torpilin son bulmasına insanlara biz bunların tamamını uyguladığımız bir örnek bir belediyeye ihtiyacımız var Beşik Yüzü'nde. Bunu yapabiliriz. Malumunuz 2014-2019 döneminde Beşik Yüzü AK Belediyecilik'le tanışmıştı. Orada ne yazık ki dönemin belediye başkanı pek çok yanlış uygulama nedeniyle belediyemiz ciddi bir ekonomik buhrana sürüklenmişti. Halen daha bunun yaralarını bir şekilde sarmaya devam ediyor. Sürecin işte Beşik Yüzü'nde onarılması, telafi edilmesi kolay olmayacak ekonomik tablonun. Ama bir şekilde de gerek işte kredi borçları, gerekse de diğer süreçlerle beraber biraz daha önümüzdeki 5 yılda ekonomik olarak da elini rahatladığı, bununla beraber de yetenekli kadrolarla, yeni kadrolarla beraber de pek çok projeyi, pek çok hayata geçirebileceği, pek çok yeni ekonomik kaynak da elde edebileceği bir konumda Beşik Yüzü. Bu yönden değerli. Buradaki temel mesele, hani dedik ya, Beşik Yüzü'ndeki bu şaşırtıcı sonuçların çıkmasında bir şekilde gençlerin bir önemi vardı, bir katkısı vardı. Kimisi kendisinin oyunu kullandı, kimisi dedesini, amcasını, babasını ikna ederek bir sonucu ortaya çıkardı. Bununla beraber de Beşik Yüzü'nde de bu gençliğin, bu enerjisini nasıl 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta kullanmış, göstermiş olduğu enerjiyi yerel seçimlere taşıdığımızda da Millet İttifakı'nın adayının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının da tekrardan Beşik Yüzü'nde şanslı olabileceği noktasındayım. Bunları değerlendiriyorum bu aşamada. Beşik Yüzü'nde ihtiyaçlar biraz önemli olacak bence bu seçimde. Çünkü bugün bizim artık çocukluk dönemimiz, işte birinci gençlik dönemimizdeki 90'lar, 2000'lerin başındaki Beşik Yüzü ile bugünkü Beşik Yüzü arasında biraz farklar var. Bunlar işte hem 2014-2019 dönemindeki yerel yönetim anlayışı, hem de süreç içerisinde başta Karadeniz sahil yolunun geçmesi, kentte değişen yapılaşmalar, kent merkezinin bir kısmının denizle bağının koparılması olarak karşımıza çıkan bir sosyal değişim var. Beşik Yüzü bu noktada, hani fabrika ayarlarına dönmek diyoruz ya biz, Beşik Yüzü tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi bir kent hayatında, bir sosyal alanda, sosyal hayatta, bir cemiyet hayatında da bu noktaya geri dönmesi gerekiyor. Burada tabii
ilk başta olması gereken ne? Kentsel mekanlarını Beysun'un büyütmesi gerekiyor. Bugün Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi'ndeki artan kent merkezindeki yapılaşmayla beraber şehir merkezinde yeşil alanların çok azaldığını gözlemliyoruz. Bununla beraber yapılaşmadaki öngörülebilir kararlar, uzun vadeli kararlar alınmaması sonucu karşısında boydan boya takip eden sokakların olmadığı, deniz rüzgarlarının kentin tamamına yayılmadığını gözlemliyoruz. Bunlar çok önemli meseleler bir şehrin yaşanılabilir olması için. Çünkü bir deniz kentine biz deniz rüzgarını sokaklarında gezdiremiyorsak orası bir deniz kenti diyemeyiz ona. Bununla beraber de hani az önce söyledim ya, Beysun'un sadece bugün değildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beysun'a kazanması. 21 yıldır böyle gelen bir süreci vardı. Bunda da işte kent kimliğine katkı sunan parkların, mekanların buluşmasıydı insanların burada. Şehit Süleyman Erdal Kurtoğlu Parkı, Köy Enstitüsü Parkı, belediye meydanındaki parklar ve çevrede insanların bir araya gelip konuşması, tartışması ve üretmesi aslında Beşikdüzü'nün 21 yıldır bu noktaya getiriyor. Ve işte bizim bunu artırmamız gerekiyor. Beşikdüzü'nde insanların daha da fazla bir araya geleceği, Beşikdüzü'nün geleceğini daha da fazla konuşacağı en başta sosyal alanları, sosyal mekanları üretmemiz gerekiyor. Bu çok önemli ve hayati. Bununla beraber de bir yerel siyasetçiye ilk sorulacak olan istihdamdır. Evde oturan gençlerimize veyahut da çalışma hayatının içerisinde olmayan kadınlara yerel yönetmenin bir iş bulması zarurettir artık günümüz Türkiye'sinde. Bununla beraber de belediyelerin, yerel yönetimlerin aslında biraz da işte Beşikdüzü gibi taş ilçelerde, küçük ilçelerde doğrudan üretim içerisinde olması gerekir. Birer fabrika gibi. Bunu ortak üretecek olduğu kamu özel projelerle beraber veyahut da kendi kuracak olduğu bir tekstil atölyesiyle beraber veyahut da işte 3D yazıcıyla günümüzde pek çok cihaz üretiliyor. Bunların ana sermayesini, ana kaynaklarını belediyenin kendisinin veyahut da ortaklara böyle kuracak olduğu özel şirketlerle beraber bu yeni istihdam gelir kapılarını bu gençlerde açması gerekiyor. Bu çok önemli. Bununla beraber Beşikdüzü Belediyesi'nin elinde ciddi bir ekonomik karşı olan bir taşınmaz değerleri var. Bu taşınmazları kendi kuracak olduğu işletmelerle beraber hem işte butik turizmin, kırsal turizmin de gelişmesine katkı sağlayacak şekilde Beşikdüzü'nün tıpkı 2000'li yılların başında olduğu gibi Trabzon ve Giresun'un bir cazibe, bir ilgi noktası haline getirebilir. Halen daha bugün Adacık ve Çeşmeönü bölgesinde temiz niteliğe sahip sularımız var bizim. Burada plajlar bölgesinin canlandırılarak, büyütülerek de Beşikdüzü'nün bu turizm payından hem alacak olduğu oranı artırmak hem de istihdam sorununa da bir çözüm katmasına neden olacaktır. Bugün Beşikdüzü'nde veyahut da artık diğer ilçelerimizde insanların belediyelerden yol açma gibi bir talebin olmaması gerekiyor. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Bu temel gerekçeler bir belediyenin temelidir zaten bu. Ulaşamadığın yer senin değildir der bizim devlet geleneğimiz yüzlerce yıllık gelen bir şekilde. Bununla beraber de belediyelerin kaynaklarını verimli kullanarak gerekirse yol yapımındaki ihtiyacı olan asfalt plan tesisi veyahut da işte beton tesisini kendi üreterek burada kaynaklarını verimli kullanabilir. Bu çok mümkündür. Zira İller Bankası'ndan gelen gelirler, borca mahsup ettikten sonraki kalan kısmı, bununla beraber de kendi üretecek olduğu kaynaklarla aslında yeni bir istihdam kanalı da açmış oluyor orada. Dolayısıyla bizim zihnimizde hem işte Beşikdüzü'ndeki sosyal sorunların, kentsel sorunun çözülmesi hem de işsizlik gibi ana bir sorunun aşılması noktasında yerel yönetimin çok etkin ve efektif olabileceği kanaatindeyiz biz. Bu mümkündür. Bu başarıldığında pek çok süreçte zaten Beşikdüzü artık dışa göç veren değil, dışarıdan göç alan bir noktaya gelecektir. Beşikdüzü her zaman zaten değişimlere imkan vermiştir yani. Yerel seçimlerin geçmişleri incelendiğinde favori olan bir aday Beşikdüzü'ne kolay kolay seçim kazanmadı. Her seçimin kendi içinde dinamikleri, sürprizleri ve sonuçları vardı. Burada tabii İlker etrafında, ortak proje ve samimiyet etrafında insanlar bir araya geldi. Malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir kongreler, kurultaylar partisi ve her defasında bu değişimi, bu yenilenmeyi
başarılı bir şekilde tamamlayarak yüzyıllara yakın bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Aynı şekilde yerel siyasette de bugün beşik yüzünde gençler ve kadınlar özellikle siyasetin tam göbeğinde olacaktır. Bu noktada beşik yüzüne yeni bir vizyon katmak, yeni bir bakış açısı geliştirmek, bununla beraber de bu süreci hayata geçirirken yeni bir siyaset dili inşa ederek sonuçlandırması gerekir. Burada hem işte bir yenilenme ve bir değişim, hem de bununla beraber de yeni bir siyaset kültürü. Bana az önce söylemiştim ya, siyasi partiler burada bir araç. Seçim oluyor, partiler lambalarını kapatıyor. Ama biz farklı siyasi partiye vermiş, komşumuzla beraber çayımızı içiyoruz veyahut aynı sokağı paylaşıyoruz. İşte siyasetin aslında temeli budur. Yerel siyasette bu daha da önemlidir zaten. İnsanları partiler üzerinden kutuplaştırmadan ortak bir dil, ortak bir sevgi dili ve ortak proje etrafında yüzlerce insanı, binlerce insanları biz bir araya getirdiğimizde beşik yüzünü az önce bahsettiğim gibi sadece kendisine bu gururu yaşatan değil, Trabzon'un tamamına gurur yaşatacak bir şehir haline dönüştürebiliriz. Burada güzel örnekler var yani ülkemizde. Mesela bir Beypazarı örneği var Ankara'da. Hepimiz merakla tabir ediyoruz. Mesela bir Ovacık haberleri olunca şaşırıyoruz yani neler yapmışlar vesaireler diye. Bu süreçler başarılı bir şekilde Beysun'a hayata geçirilebilir. Çünkü bu kadro var, bu dinamizm var. Gençlik var ve kadın var. Mümkündür. Bence Trabzon'da, Beşikyüzü'nde de yerel seçimin hem işte son